Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber MSI B650i Edge Wi-Fi Mini ETX anakartımızın yeni çıkan BIOS'una güncelleyeceğiz. Güncellemeye geçmeden önce herhangi bir flash bellek, taşınabilir hard disk veya taşınabilir SSD ile bilgisayarımıza taktıktan sonra gerekli adımları yapacağız. Gelin hep beraber anakartımızın sitesine girelim. Anakartım arkadaşlar, MSI'ın MPEG B650i Edge Wi-Fi serisi anakart AM5 chipsetti. Anakartımızda support kısmına gelerek yeni çıkan BIOS'umuzu kuracağız. Öncelikli olarak kurmaya geçmeden önce yeni BIOS'umuzu indirelim. Şu an benim anakartımda yüklü olan sürüm 7D73 ve 1D. Bundan sonra çıkan sürüm ise 7D73 ve 1E. Tabi bu beta sürümü arkadaşlar. Beta sürümünü test sürümü arkadaşlar. Full sürümü olmuyor. O yüzden full sürümünü beklemeniz en mantıklısı ve en doğru seçenek olacak. Yeni sürümü indirdikten sonra klasörden çıkartıyoruz. Ve taktığımız taşınabilir SSD hard diskimizi açıyoruz. Ve içerisine, daha önce de tabi atmıştım, İçerisine indirdiğimiz MSI'nin yeni BIOS'unu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu arada anakartımızda bulunan BIOS'u sürümümüze bakalım. Bazen GPU-Z programı böyle takılabiliyor arkadaşlar. Tekrardan baştan başlattığımız zaman düzeliyor. Şimdi şu kısmında DXDIAC yazıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi işlemcimiz AMD'nin Ryzen 7 7800 3D Cache işlemcisi. Tabi şu ana kadar çıkmış en iyi oyun işlemcisi diyebilirim arkadaşlar. 32 GB RAM'imiz yüklü sistemimizde. Anakartımızda 1D0. Gördüğünüz gibi 1D versiyonu yüklü. Biz en son çıkan BIOS'u vuracağız. Ekran kartımız 3070 Ti. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve BIOS kısmından, BIOS ayarlarından attığımız dosyayı seçip BIOS'umuzu güncelleyeceğiz arkadaşlar. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar, bazı anakartlarda MSI'ın, Asus'un, Gigabyte'ın flashback yöntemiyle, yani BIOS'a girmeden sadece bilgisayarınız kapalıyken de yapabilirsiniz. Flash belleğinizi attığınız yeni BIOS'uyla bir tuş yardımıyla BIOS'unuzu güncelleyebiliyorsunuz. Bu konu hakkında zaten YouTube kanalımda videosu bulunmakta. Oradan izleyebilirsiniz. BIOS flashback ile BIOS güncelleme. Biz şu an en basit yöntemle dosyamızın içerisine attığımız, daha doğrusu dosyamızı taşınabilir hard diskimizin içerisine attığımız yöntemle BIOS'umuza girerek oradan BIOS update'ini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber bilgisayarımızı yeniden başlatalım ve BIOS'a girelim. Klavye üzerinden delete tuşuna basarak BIOS'a giriyoruz. BIOS'umuza girdikten sonra MSI anakartlarda bulunan mFlash yazan kısma giriyoruz. Anakartımız gördüğünüz gibi E7D73AMS1D0 BIOS'u yüklü. Biz yeni çıkan BIOS'u kuracağız. Buradan mFlash'a girip yes diyoruz arkadaşlar. Bilgisayar baştan başlayacak. Şu an bilgisayarımız kapandı. Tekrar açıldı. Şimdi flash kısmına gireceğiz. Flash kısmına girdikten sonra arkadaşlar, buradan taşınabilir SSD'mizi seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi
Yeni BIOS'umuzu yükleyeceğiz. Zaten bir önceki sürüm V1D0, yeni çıkan sürüm V1E0 sürümüne yükleyeceğiz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar Enter diyoruz. Evet, yeni sürüme güncellensin mi diyor. Agesa Combo yeni sürüme de güncellenecek arkadaşlar. Chipsetimizi yeni sürüme güncelliyoruz. BIOS update'imizi de yapıyoruz. BIOS update yaparken arkadaşlar kesinlikle bilgisayarımızı fişini çekmiyoruz, bilgisayarımızı kapatmıyoruz. Kapatırsak ne olur arkadaşlar? Flash'ımıza zarar veririz ve bilgisayarımız açılmaz. Açılması için de arkadaşlar anakartımızı servise vermemiz lazım. Tabi bazı anakartlarda söylediğim gibi MSI'ın veya Asus'un veya farklı firmaların tek tuşla tekrardan BIOS'u kurtarabiliyorsunuz. Anakart üzerindeki BIOS flashback tuşu ile yeni BIOS'unuzu bilgisayarınız kapalı olsa bile update yapabilirsiniz. Bizim yaptığımız yöntem arkadaşlar en basit yöntem. V1D0'dan V1E0'a güncelleyeceğiz. Özellikle bazı anakartlarda da örnek olarak veriyorum. Gigabyte anakartlarda 2 BIOS olabiliyor. İlk BIOS zarar gördüğü zaman ikinci yedek BIOS'a geçebiliyorsunuz. Benim anakart arkadaşlar yeni nesil anakart olduğu için BIOS flashback tuşu var. Elektrikler kesilse dahi arkadaşlar yeni çıkan BIOS'u atıp rahatlıkla kurtarabiliyorum BIOS'umu. BIOS update'i neden yapıyoruz arkadaşlar? BIOS update'i sistemimizde bulunan sorunları gidermek için. Sistemimiz daha stabil çalışıyor arkadaşlar. RAM uyumluluğu daha geliştirilebiliyor. Ve yeni çıkan özellikle 9000 serisi gördüğünüz gibi anakartımızın işlemci desteği de artıyor arkadaşlar. Anakart değiştirmeden direkt yeni nesil işlemciyi takıp kullanabileceğiz. Şu an yeni BIOS'umuzu kurdu arkadaşlar. Bilgisayarımız tekrardan açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi yeni BIOS'umuz kuruldu. BIOS versiyonumuz E7D73 AMS1E0.
Şu an bütün ayarlarımız sıfırlandı arkadaşlar. Tekrardan Expo'yu aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber anakartımızın BIOS update'ini yaptık. Siz de bu şekilde BIOS'unuzu update edebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.